Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda hacim kazanmak isteyenler ve temiz kas kütlesini artırmak isteyenlerin faydalanabileceği supplementleri size ne katacağıyla birlikte, size nasıl fayda sağlayacağıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. İlk olarak olmazsa olmaz diyebileceğim belki de tek supplement olan kreatinle başlamak istiyorum. Siz kas kütlenizi artırmak istiyorsanız, hacim kazanmak istiyorsanız kreatine mutlaka supplement düzeniniz içerisinde yer vermelisiniz. Çünkü kreatini günlük olarak besinlerden karşılamanız zor. Kilolarca kırmızı et yemeniz gerekiyor. Bu da ekonomik şartları düşündüğünüzde pek mümkün olmayacağından, bunun yanında sadece kreatin değil başka birçok da bileşeni vücudunuza alacağınız için verimli olmayacağından kreatini supplement olarak almak çok mantıklı bir tercih olur. Zaten fiyat performans olarak diğer ürünlere kıyasla gayet makul bir destek diyebilirim. Kreatin kas kütlenizi artırmanızda bir numaralı destektir. Kaslarınız bildiğiniz gibi büyük oranda sudan oluşur. Kreatin de kaslarınıza su çekerek size hacim kazandırır. Bunun yanında enerjinizi de artırır. Burada su çekme kısmını lütfen ödem gibi anlamayın. Dediğim gibi kaslarınızın büyük kısmı sudan oluştuğu için kaslarınızı büyütmek istiyorsanız bu detaya, kreatinin bu etkisine de ihtiyacınız var. Gelelim en çok sorulan sorulara, kreatinle ilgili en çok sorulan sorulara gelecek olursak monohidrat tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten piyasada monohidratın dışında pek bir hani alternatif kalmadı benim gördüğüm. Çoğu monohidrat aldıktan sonra ilk kez kullanacaksanız veya ara verdikten sonra kullanacaksanız yükleme yapmanıza bence gerek yok. Ben 6 sene önce ilk kez kreatin kullandığımda yükleme yapmamıştım. Zaten bu süre içerisinde yapılan araştırmalarda artık kreatin yüklemesinin çok da gerekli olmadığını ortaya seriyor. Göz önüne almanız gereken araştırmalar bunlar. Ben yükleme yapmadan devam ediyorum. Kilonuza göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Onunla ilgili linki de yine videonun altına ekleyeceğim. Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Yani 60 kilo bir birey ile 90 kilo bir bireyin alması gereken kreatin miktarı aynı olmuyor. Antrenmandan yarım saat önce ve hemen antrenman sonrasında kreatine yer vermeniz gerekiyor. Off günlerde ise kahvaltıdan sonra kreatini tüketebilirsiniz. Son olarak da ara verelim mi vermeyelim mi sorusuna değinmek istiyorum. 6-8 hafta kullandıktan sonra 10-14 gün ara vererek devam edebilirsiniz kreatine. Ben genelde 3 ayda bir, 1 hafta 10 gün arasında spora da ara verdiğim için bu dönemde supplementleri de bıraktığımdan ben de kendimi öyle ayarlıyorum. Sizin böyle aralarınız yoksa 6-8 haftadan sonra 10-14 gün arası ara verirsiniz kreatin tüketimine. İkinci olarak diğer videolarda pek göremeyeceğiniz multivitamin ve ZMA desteklerine değinmek istiyorum. Multivitamin ve ZMA gibi destekleri hani kas gelişim sürecini bir inşaata benzetirsek, tuğlaları üst üste koymaya benzetirsek bu ürünlerde o tuğlaların arasındaki harçtır. Böyle düşünürseniz vitaminlerin, minerallerin ne kadar önemli olduğunu, kas gelişimi için ne kadar sizin için olmazsa olmaz olduğunu anlayabilirsiniz. Yani iki tuğla arasında harç olmazsa bunları üst üste koyamazsınız. Zaten yapacağınız evde yıkılır. Bunların görevlerini de öyle düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki vitamin, mineral ihtiyaçlarınızı yaptıracağınız testten sonra eksiğinize göre planlamanız daha verimli olur ama ben burada biraz daha genel konuşacağım. O yüzden size önerim C vitamini olur. Bunu yine antrenmandan önce ve sonra 500'er miligram olabilir, 1000'lik olabilir. Ben 1000'lik kullanıyorum. Yer verebilirsiniz. Kas gelişiminize önemli bir katkısı olacaktır. Bunun yanında ZMA yani çinko, magnezyum ve B6 vitamini içeren bu desteği de gece yatmadan önce kullanabilirsiniz. Bunların hani uzun uzadıya ne işe yaradığını anlatmayacağım. Onları ayrı ayrı ele alacağım. Supplementleri ayrı ayrı ele alacağım videolar olacak. Burada elimden geldiğince kısa bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Bu ikisi de benim yine supplement kombinasyonum içerisinde düzenli olarak yer verdiğim destekler. Hani sadece hacim döneminde, kas kazanım döneminde bunlar kullanılmalı demek doğru olmaz. Bunlar biraz daha genel yönelik ürünler. Üçüncü sırada BCA var. BCA da yine bildiğiniz gibi kas gelişimine destek sağlayan bir ürün. BCA dediğimiz şey ne diye merak edenler olabilir. Çift zincirli amino asit. Bu BCA'nın Türkçesi budur. BCA seçerken dikkat etmeniz gereken kısımlara ben değinmek istiyorum. BCA, lösin, izolösin ve valin olmak üzere 3 tane çift zincirli amino asitin bileşiminden meydana geliyor. Siz BCA tercih ederken arkasını çevireceksiniz. Buradaki
içerikten, etiketinden miktarlarını okuyacaksınız. Mesela bunun Extend BCA, meşhur BCA'lardan biridir. Lösin değeri 3500 mg'mış, izolösini 1750'ymiş, valini 1750'ymiş. Düşündüğünüz ürünlerin fiyatlarıyla birlikte yan yana koyup bu içeriklere bakarsanız fiyat performans olarak en sağlıklı seçimleri yapabilirsiniz. Bunun yanında BCA'lara artık glutamin de ekliyorlar. Bu da işte hani tercih edilebilirliğini artırmak için glutamin de ekliyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bunda 2500 mg'da glutamin varmış. Etiket çevirip bunları okumayı alışkanlık haline getirirseniz paranızı boş harcamadan kaliteli seçimler yapmış olursunuz. Bunun kullanım zamanına da gelecek olursak antrenmandan önce alabilirsiniz, antrenman esnasında alabilirsiniz veya antrenmandan sonra alabilirsiniz. Bu sizin antrenman öncesi beslenmenizin ve diğer supplementlerle birlikte hani nasıl düzeninizi oluşturduğunuzla alakalı. Ben antrenman sonrasında alıyorum. Öncesinde işte pre-workoutlar ve diğer supplementlerle desteklediğim için BCA'yı antrenman sonrası shake'imin içerisine yerleştiriyorum. Son olarak videonun başında dikkatinizi çekmiştir Gainer. Şimdi benim diğer paylaşımlarımı incelemiş olanlar Gainer'ı çok önermediğimi hatırlayacaklardır. Bu durumda da akılda soru işareti olacak. Bu adamda Gainer ne arıyor diyeceksiniz doğal olarak. Hemen açıklayayım. Ben bu Gainer'ı, bunu da böyle ürün satıyor gibi elime almayayım, fikir vermesi adına burada paylaşıyorum. Gainer'ı ben tatile çıktığım zamanlarda, işte kalori açığım olursa, istediğim gibi öğün takip etme zamanım, imkanım olmazsa diye joker olarak tutuyorum elimde. Bazen de işte antrenmana giderken işte öncesindeki öğün süresi biraz açılıyor. İşte hani antrenman süresinde katınca o son yemekle antrenman sonrası arasındaki süre biraz açılacağı için bazen de hani çok özel durumlarda ben o arayı Gainer'la kapatıyorum. İlk kısım buydu açıklamak istediğim. Şimdi gelelim hacim döneminde, kas kazanım, kütle kazanım döneminde bunu neden önerdiğime. Supplementlerin kelime anlamına baktığınızda ek besin anlamına gelir. Burada hemen şey diyenler olacaktır. İşte Gainer alacağıma giderim, makarna alırım, yanına et koyarım, onu yerim çok daha iyi. Veya işte yumurta alırım, yanına yulaf atarım, yaparım daha iyi diyenler olacaktır. Arkadaşlar bunu zaten yapmanız gerekiyor. Bunlar ek besinler, yani beslenmenizi desteklemek amacıyla üretilen ürünler. Yani bunlar birbirinin yerine geçmiyor. O yüzden biraz saçma oluyor. Hani ben onun yerine öğün yerim. Tamam, zaten yemen lazım. Bunlar yiyemeyenler için. Atıyorum siz 3 öğün yiyecek imkanınız vardır ama almanız gereken kaloriyi tamamlayamıyorsunuzdur veya daha fazla kaloriye ihtiyacınız oluyordur. Böyle durumlarda bundan faydalanabilirsiniz. Direkt olarak bu ürünü öneriyorum. Çünkü yine demin dediğim gibi arkasını çevirip baktığınızda diğer gainerlara kıyasla bu ürünün şeker içeriği çok daha düşük. Protein oranı da çok daha yüksek. Yani bazı gainerlar görüyorum sadece şekerden oluşuyor karbonhidrat içeriği. Onlara size pek bir faydası yok arkadaşlar. Burada önceliğimiz temiz kas kütlesi kazanmak. Yani yağlanarak, göbek büyüterek kilo almak hani bir olay değil, bir matah bir şey değil. Önemli olan temiz kas kütlenizi artırarak ilerlemeniz. O yüzden de dediğim gibi etiketini çevirip içeriğine bakıp tercihlerinizi ona göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani beslenme adına diğer adımları tamamladığınızı düşünerek whey falan bu videonun içerisine eklemedim. Dediğim gibi beslenmedeki ana taşları, ana öğünleri, ara öğünleri tamamıyla oturttuktan, yerleştirdikten sonra kalan eksikler için bu supplementlerden faydalanmanız gerekiyor. Siz beslenmeyi atlayıp ben işte olayı supplementler üzerine kurayım, onlarla ilerleyeyim, hani daha rahat, daha çabuk sonuca ulaşayım derseniz maalesef istediğiniz sonuçları elde edemezsiniz arkadaşlar. Temiz kas kütlesi kazanmak bu spordaki en zor şey. O yüzden diğerlerinden farklı olarak biraz daha fazla emek vermeniz gerekiyor. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Aklımda olanları aktardığımı düşünüyorum. Bunun haricinde sizin bana sormak istediğiniz olursa videonun altında bana yorum şeklinde iletebilirsiniz. Pazartesi ve çarşamba günleri yeni videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere, güçlü kalın.